Evet, herkese merhabalar. Gördüğünüz gibi bir video konferansla karşınızdayız. Karantina süreci devam ettikçe biz de video konferans yayınlarını arttırmayı düşünüyoruz. Bazen Emre ile, bazen Utku abiyle birlikte kendi aramızda, bazen de farklı konuklarla karşınızda olacağız. Bugün de sevgili Zafer Emecan'la bir aradayız. Kendisi Türkiye'nin astronomiyle ilgili en geniş içeriğe sahip internet platformu olan Kozmik Ana Forum baş editörü. Zaten daha önce de birlikte yayın yapmıştık. Artık şunu da söyleyeyim, hani Kozmik Ana Forum bizim astronomiyle ilgili ürettiğimiz içeriklerde çözüm ortağımız. Hem içeriklerinden faydalanıyoruz hem de sizlere doğru bilgi aktarmamızda sağ olsunlar bize yardımcı oluyorlar. Ne haber abi? Teşekkür ederim. İyiyim. Senden ne haber? Nasıl gidiyor? Korona günlerinde nasıl bir hayat yaşıyorsun? Ya da nasıl bir hayat yaşıyoruz? Kimse sıkılıyor musun? Vallahi işte şey gibi, Enterprise'ın güvertesinde gibi, böyle şeyi de bilgisayarda holodeck gibi düşünüp öyle geçiriyoruz zamanı. Tempo gitme imkanı bile yok ya. Evet, vallahi öyle. Senin nasıl gidiyor abi? Ne yapalım işte, hem Kozmik Ana Forum'la uğraşıyoruz her zaman olduğu gibi. İşte hem de yeni içerikler üretmeye çalışıyoruz. Evde kaldığımız dönemi verimli bir şekilde değerlendirmeye çalışıyorum. Hem yeni içerikler üretelim hem de işte Kozmik Ana Forum'u biraz daha iyi noktaları nasıl getirip içeri nasıl zenginleştirebiliriz, onun üzerine kafa yoruyoruz. Onun dışında sıkıcı geçiyor yani, evdesin çünkü. Bir mecburiyet olmadığı sürece evden dışarı da çıkmıyoruz. İşte bir bakkala gidiyorum. Aman abi. Ama verimli oldu. Yok, verimli oldu gerçekten. Hani evde kalınca insan ertelediği, yapmak istemediği şeyleri yapma imkanı buluyor. Tamam, bir tembellikle çöküyor. O da ayrı. O konuya da anlatırım istersen ileride, o tembellik çökmesi meselesini. Ama bir miktar verimli geçiyor. Bizim için, en azından Kozmik Anafor için verimli geçiyor galiba. Aynen. Evet, en azından bu zamanı böyle değerlendirmek iyi. Bir de hani daha büyük sıkıntılar yaşamayalım da tek derdimiz sıkılmak olsun diyeyim. Evet. Ama koronadan açılmışken istersen önce o konudan girelim diyorum ben. Yani koronavirüsün yayılmasıyla tabii her şey etkilendiği gibi aslında uzay çalışmaları da etkilendi. Bildiğim kadarıyla birçok uçuşlar da NASA'nın ertelendi. Ama bunun Evet, ciddi bir şekilde erteleme var. Şey diyeyim, örneğin NASA'nın bayağı bu yıla, 2020 yılına ilişkin planları vardı. Örneğin bu yıl içerisinde bir uzay Mars aracı fırlatılacak. Hatta içinde bir tane de helikopteri olan Mars aracı fırlatılacak. Mars düzeyinde helikopter gezecek. Aynı zamanda biraz daha gelişmiş ekipmanlara sahip olduğu için şu an Curiosity'nin yaptığından daha iyi gözlemler yapabilecek, araştırma yapacak bir araç üzerine çalışıyordu. Fakat şu var, NASA'nın tüm çalışanları eğer mühendislik çalışanı değillerse şu anda hepsi evde çalışıyor tamamı. Mühendislik çalışanları da aynı zamanda hani o çalışmaları yürütemeyecekleri için şu an GPL'de değiller. Yani NASA GPL'de, yani Jet 2 laboratuvarında değiller, çalışamıyorlar. Bazı şeyler aksayacakmış gibi duruyor o yüzden. Hani şu anda bile yaklaşık bir aylık bir öteleme var çalışmalarda, bir aylık bir aksama oldu. Ne yapılacağı düşünülüyor. Tam olarak emin değilim ama bu Temmuz ayında fırlatılacak olan Mars aracının ertelenme durumu söz konusu olabilir, eğer o zamana kadar bazı şeyler düzeltilemezse. Ertelenirse ise mahvolduk. Mahvolduk derken aslında yani şey, bilimsel anlamda mahvolduk diyelim. Çünkü Mars penceresi dediğimiz bir aralık vardır. 2 yılda bir gelir bu. Dünya ile Mars'ın en yakın olduğu an seçilir ve bu anda araçlar fırlatılır, Mars'a gider. Şimdi biz Temmuz ayında 15-20 günlük o pencereyi kaçırırsak 2 yıl daha beklememiz gerekecek. Yani bu araç 2020'de değil, 2022'de fırlatılmak zorunda kalacak. Böyle bir sıkıntı var ama o nasıl aşılacak bilmiyorum. Herhalde bir yolunu bulurlar gibime geliyor. Artık korona önlemlerini biraz gevşetebilirler. En üst, Temmuz'da çok var çünkü. Ama tabii aksamış durumlar da var. Ne olacak bilinmiyor. Anladım. Yani uzay çalışmalarında böyle aksamalar var. Biraz da aslında fokusu da salgına yönlendirmişler gibi bir durum da var sanki. Çünkü daha geçtiğimiz hafta JPL mühendislerinin solunum cihazı, daha ucuz maliyetli Evet. solunum cihazı üretmeleriyle ilgili bir haberler de
Evet, bir de onun üzerine çalışıyorlar. Çünkü şu anda hani JPL çok ciddi büyük bir kurum. Teknolojik anlamda çok ileri bir kurum. Amerikan hükümeti de mecburen diyor ki JPL hani sen bir şey yap bu işi. Bize çıkart. Bize hızlı ve ucuz solunum cihazı nasıl üretilebilir? Onun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Hatta bildiğim kadarıyla bir solunum cihazı da üretmek üzereler ya da ürettiler Evet. sanırım. Onun şimdi o uzay aracı üretilen yerde solunum cihazları üretilmeye başlanacak. Böyle olacak. Mecburen tabii ki. Ben aslında sana şunu sormak istiyorum. Bunu çok merak ediyorum. En ilginç yanlarından biri bu salgının şu oldu. Tabii insanlar sokağa çıkamadıkları için, dışarıya çıkamadıkları için araç da kullanamıyorlar ve dünya genelinde global anlamda bir hava kirliliğinde azalma yaşandı. Evet. Ve bunun mesela amatör astronomiye bir faydası var mı hani gözlem anlamında? olmaz olur mu? Oldu. Ama var fakat hani bu imkanı kullanamıyoruz. Çünkü zaten dışarı çıkmamız pek mümkün değil. Şöyle, özellikle amatör astronomlar teleskoplarıyla uygun bir mekan bulurlar. Yüksek olması ve ışık kirliliğinden uzak olması önemlidir. O mekanlara giderler. Işık kirliliğinden uzaktır, yüksektirdir ama ne olursa olsun yakınlarda bir şehir var. O şehrin yarattığı bir hava kirliliği söz konusu. O hava kirliliği gözlemleri etkiliyor tabii ki. Kaliteli fotoğraf almayı etkiliyor. Veya işte kaliteli fotoğraf elde edebilmek için daha fazla zaman harcamak zorunda kalıyor insanlar. Fakat şu anda tabii bu araçlardan özellikle yayılan egzoz gazları ve işte bazı fabrikaların çalışmamasından kaynaklanan o kirli havanın baca dumanlarının olmayışı havayı temizledi. Gayet güzel aslına bakarız. Hatta geçenlerde uzun süre sonra ilk kez İstanbul'dan Uludağ tekrar görünebildi. Zaman zaman görünüyor evet ama hani bu döneme de denk gelmesi iyi oldu. Çünkü İstanbul'da da hava kirliliği bir miktar azaldı bu araçlar sayesinde. Bunun haricinde işte Himalayalar görülebilmiş. Astronomlar da hani şu anda amatör astronomlar bakıyorlar. Yani alsam teleskobumu, çıksam, gitsem bir yere, çeksem diye bakıyorlar ama çok azı, pek azı bunu yapabiliyor. Şanslı yerlerde oturanlar var, onlar yapıyorlar. Yerleşim yeri olarak şanslı yerlerde onlar devam edebiliyorlar ama çoğunluk bunu yapamıyor. Gözlemler etkisi var. Fakat tüm bu gözlemler hava kirliliği nedeniyle biraz daha iyileşmişken bu arada şey gözlem evleri çalışmaya devam ediyorlar. Büyük gözlem evleri. Yani üniversitelerin uzay ajanslarının devletlerin gözlem evleri çalışmaya devam ediyor. Onlar arasından daha iyi. Çünkü yer gözlemleri biraz daha kaliteli, nitelikli olmaya başladı. Gökyüzü için sıkıntı olan o kirlilik biraz daha azaldığı için daha nitelikli işler çıkıyor. Ama bu olurken ne oldu? Starlink. Evet. Şimdi Geldi, ben Starlink geldi. evet, ben de zaten onunla ilgili de sorularım olacaktı. Biliyorsunuz Starlink SpaceX'in iletişim ağ projesi ve 42 bin uyduya kadar çıkacak herhalde sonunda diyebiliyorum, değil mi? Yanlışım varsa düzelt abi. Yani 10 400 yılın sonunda 42 bini bulmayı planlıyor. Ya yani 10 yılın sonuna kadar fırlatılacak belli sayıda bin küsur uydu var. Ama 10 yılın sonundaki amaç da bu uydu sayısını 42 bine çıkartıp tamamen küresel bir yerdeki fiber optik okyanus kablolarından çok çok daha verimli olabilecek bir ağ kurabilmek. Uydularla 42 bin uydu olursa bu fiber optiklerin papucunu dama atacaktır. Hatta gerek kalmayacak buna. Çünkü şey var, fiber optik kablolar çok hızlılar, gayet iyiler. Ancak çok pahalı maliyetleri var. Şimdi insanlar bazen şeyi soruyorlar, ya o kadar uydu fırlatıyor, çok büyük maliyeti var, bunun altına nasıl kalkacak diye. O fiber optik kabloları çekmek okyanuslar arasında, denizler arasında, ülkeler arasında çekmek zaten çok çok daha büyük bir maliyet. Elon Musk'ın işte 10 milyar dolarları bulabilecek bir masrafı var bu Starlink projesinde. Ancak zaten örneğin İspanya ile Amerika arasında bir fiber optik kablo çektiğinde 15 milyar 20 milyar dolar maliyeti oluyor bunun. 20 milyar dolar değil özür dilerim. Yani toplamda 10-15 milyarı aşan bir maliyet oluyor. Çünkü o kablo çekimi çok zor bir şey. Bir de büyük miktarda materyal gerektiriyor. Büyük miktarda mühendislik gerektiriyor. Yapılıyor. Ama Elon bunu yaparsa aynı zamanda sadece Elon değil bunu yapan. Başka firmalar da örneğin Amazon, Jeff Bezos da bir şey yapmayı planlıyor. Bir uydu ağı yapmayı planlıyor. Bir iki firma daha var bildiğim kadarıyla. Onlar da planlıyorlar. Yani bu şu anlama geliyor. Evet, ileriki yıllarda gökyüzünde şu andaki uydu sayısının çok daha fazlası olacak. Şu andaki uydu sayısı ne gökyüzünde? İnsan diyor ki zaten bir sürü uydu var. Bunlar kirlilik yaratıyor arkadaşlar. Şu andaki uydular toplasanız işte 7-8 bin tane uydu var
gökyüzünde. Bunların da çoğu tehlikesiz yörünge. Tehlikesiz derken hani astronom açısından söyleyeyim. Astronomları rahatsız etmeyecek seviyede yörüngelerdiler ve sayılılar. Çünkü uzay çok büyük, yörünge çok büyük. Etkilemiyor. Fakat bu 42 bin artı üzerine gelecek olan diğerlerinin uyduları ciddi tehlike yaratacaklar gözlemler için. İnsanlar için bir tehlikesi yok tabii ki. Hı hı hı. Ya insanlar için belki şöyle, geçen hafta 7. uçuşu yapıldı 22 Nisan'da. Evet, 60 tane attı. Bezduk. Her gün Starlink'ler, her hafta Starlink'ler geçiyor. UFO haberleri, ortalık UFO haberi, mesajlar yağıyor, o geliyor, UFO gördüm arkadaşlar, sakin olun diyor. Siz Elon Musk'ın ileride makite dönüştüreceği uyduları görüyorsunuz. Aynı zamanda belki abone olursunuz ya şeyden, işte bulunduğunuz yerdeki internetten memnun değilsinizdir. Biraz da Elon'a para yatırıp ondan alırsınız interneti falan. Bunu bu şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Hatta bununla ilgili komplo teorileri başladı. Bugün bir video izledim, aklım şaştı ya. Ne oluyor? Bunlar internet uydusu değil. Şunu yapacak, bunu yapacak, şöyle yapacak. Neyse tabii. Yani insanların ağzı torba değil yani. Hemen bir şey buluyorlar buna. Bir şey anlatmaya başlıyorlar. Hemen Earthbus komplo teorileri diyorsun, direkt devreye başladı bile. Zaten ben hatırlıyorum, daha bu geçen haftaki uçuştan önce siz de direkt eski bu görüntülerle birlikte paylaşımlar yapmıştınız Twitter'da. Bakın bu artık bizim rutinimiz olacak hani bu, evet. Bu görüntüleri. Bunu ya ömrünüz boyunca göreceksiniz, artık alışın. Bunu demiştik. Aynen, ama buna rağmen daha hani dün akşam çıkan ben haberlerde gördüm. Hani Starlink uyduları panik yarattı diye. Bir de bu sıra halinde ilginç bir görüntüsü olduğu için tabii. Tabii aslında şey, yani bilim kurgu manzarası aslında bu. Evet. Eskiden bilim kurgu filmlerinde ancak böyle görebilirdik bunu. Düşünsenize, gece dışarı çıkıyorsun balkonda, şöyle bir geriniyorsunuz, bir bakıyorsunuz yukarıda sürü halinde bilmediğiniz ışıklar geçiyor. Böyle. Bir de sürü halindeler. Geçiyorlar, gidiyorlar, böyle kayboluyorlar, yok oluyorlar. Hepsi yok oldu diye düşünürken bir bakıyorsunuz arkadan 5 tane daha geçiyor. Neler oluyor diyor insanlar. Tabii şaşırıyorlar. Amerika'da böyle bir panik yok. Çünkü onlar biliyorlar ne olduğunu. Elon Musk biliyorsun sosyal medyada çok aktif bir insan. Amerikalılar da takip ediyorlar. Fakat o komple teorilerinin çıktığı asıl yer olan Amerika'da değil de Türkiye'de veya işte başka ülkelerde bu komple teorileri çıkmaya başlıyor. Çünkü hani biz o kadar bilmiyoruz. Hatta basınımızın bile çoğunun haberi yoktu. Hem bizim Evrim Ağacı'nın, işte Bilim Fili'nin falan yaptığı paylaşımlarla fark ettiler bu şey. Bunun aslında internet uyduları olduğunu çok geç fark etti bizim basın. Basın deyince de yani bilmiyorum. O konuda çok doluyum, anlatacak çok şeyim var. Ya geçenlerde bizim doçent doktor Ozan Ünsalan Bey işte bir araştırmacı Altay hocamız bir şey yaptılar. Müthiş bir araştırma yaptılar. İnanılmaz bir arşiv araştırması. Arşiv araştırması şöyle, hani bir meteor düşünce ne olur? Hani insan ölümü var mı? Osmanlı arşivlerini kurcalarken bu iki hocamız bir kayıtla karşılaşıyorlar. Meğersem Osmanlı İmparatorluğu döneminde işte şu anda Irak sınırları içerisinde bulunan Süleymaniye'ye bir zamanda meteor düşmüş. Bu Çerbinski meteoru gibi şey, Rusya'ya düşen, hani havada patlayan camlı kırıklarıyla insanları yaralayan bir meteor gibi bir meteor düşmüş. Ve bu meteorun iki parçası iki insana isabet etmiş. Bir tanesi ölmüş, diğeri de ağır yaralanıp felç kalmış. Bununla ilgili üç tane belge buluyorlar. Bunu yayınladılar. Tabii yayınladılar derken bu makale olarak yayınlandı, dış basında yer buldu kendisine. Tabii dış basında haberleri yaparken hani isim yazmaz genellikle. Araştırmacılar der, bilim insanları der falan, böyle yayınlanır. Bu yayın sonrasında bizim basın bunu gördü. Aa dediler, Osmanlı'da birinin kafasına meteor düşmüş, ölmüş. Hepsi yayınladılar ama yayın nasıl biliyor musun? İngiliz araştırmacılarının yaptığı çalışmalara göre, İngiliz bilim adamları bilmemler, ya bizim Ozan olacak, şey Altay olacak, böyle bakıyorlar ya, biz yaptık ya diyorlar, çırptın ya adamlar, biz yaptık. Yok, hep İngiliz. Neyse onu düzeltmeye uğraştık. Bayağı da bir uğraştık. Hem Ozan Hoca uğraştı, hem ben Kozmik Anafor uğraştı. Hatta bir basına bir saldırı düzenledik biz orada. Ya bu kadar cehalet olmaz kardeşim. Ya aç makaleyi oku, üzerinde adı yazıyor hocanın. Makale linkini niye tıklamadan haber yapıyorsun? Gibi çözdük. Buradan buraya nasıl geldik onu da anlamadım ben şeyden. Yani komple teorilerinden geldik aslında. Ama gerçekten yani biz de biraz kenarda köşede kalmış bir YouTube kanalı olarak bile bir bilim
bir içerik ürettiğimeye çalıştığımız zaman birkaç yerden mutlaka kaynakları gösterip aman dikkat edelim diye davranırken hani geleneksel medyada ve geleneksel basında bu kadar hani dikkatsizlik olması üzücü gerçekten. Madem komplo teorilerinden girdik, geçen hafta biliyorsun bu Pentagon UFO görüntüleri yayınladı, haberleri vardı. Onlar da çok sosyal medyada yer aldı. Aslında ben şeyi çok fazla sevmiyorum. Yani sürekli UFO muhabbetleri yapmayı biraz zaman kaybı olarak görüyorum ama hani insanlar biz de ilgililer birdik, diye evet. soruyorum yani. Bu konuda ne düşünüyorsun o görüntülerle ilgili? Şimdi bu görüntüler yeni bir şey değil. Evet. Bir, iki üç tane görüntü yayınladılar zannedersem. Hani bunu UFO olarak nitelendi Pentagon. Bu arada Pentagon çok ismi havalı duruyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi Amerikalılar bazı kurumlara isim vermeye veya bazı şeylere isim vermeye bayılırlar. Mesela Pentagon derler ama Pentagon bizim bildiğimiz hani Türkiye Savunma Bakanlığı vardır ya, Amerika'da Savunma Bakanlığı'dır. Yani bunun adı Savunma Bakanlığı. Yani Pentagon binanın adı. O binanın adı Pentagon. Öncelikle Pentagon deyince aklınızda böyle acayip bir kurum şekillenmesi. Bildiğiniz Amerika Savunma Bakanlığı. Bu yayınladıkları ve kabul ettikleri, biz bunların ne olduğunu bilmiyoruz dedikleri görüntüler aslında bir tanesi 2007 yılında, bir tanesi de 2017'li 18 2017-2018 arasında falan yayınlandı bildiğim kadarıyla. Zaten bunlar biliniyordu, vardı. Hani hatta insanlar soruyorlardı bu nedir falan diye. O görüntüler üzerine bayağı tartışma dönmüştü o yıllarda. Daha sonra da dönmeye devam etti, örneğin UFO'cu sitelerine girerseniz bunlar hala geçtiğimiz aylarda, ondan önceki aylarda, geçen yıllarda hep konuşuluyor nedir bu diye. Şimdi olay şu, Amerikan keşif uçakları veya keşif araçları diyelim, gökyüzünde sürekli tarama yaparlar. Tarama yaparlarken de bazı araçları görürler, bunları kaydederler. Bunların büyük çoğunluğu Amerika'nın ezeli ve ebedi düşmanları olarak kendilerini nitelediği Rusya'nın ve yeni düşmanı, son 5-10 yıllık düşmanı Çin'in araçları. Rusya ve Çin çok ciddi havacılık ve uzay teknolojisine sahipler. Zaten biliyorsunuz Ruslar Amerikalılarla birlikte aslında uzayın hakimleri. Avrupa Uzay Ajansı da bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte Japonların bir uzay ajansı, onlar bir şey yapmaya çalışıyor. Çinliler ve Hindistanlılar yeni yeni girdiler bu işin içerisine. Ama birbirlerinin topraklarını gözlemlemeye bayılan iki ülke var. Amerika ve Rusya. Eskiden de Sovyetler Birliği, şimdi Rusya. Şimdi Çin de eklendi. Sürekli birbirlerini gözlemliyorlar. Sürekli birbirlerini gözlemliyorlar ve belli bir süre sonra bu kayıtlar, gözlem kayıtları yayınlanıyor. Gözlem kayıtları yayınlanırken Amerika şunu yapıyor. Bakın diyor, işte Rusların Su-27'sini gözlemledik. Gözlemini gösteriyor. İşte bakın Rusların drone'unu görüntüledik. Bakın işte Çinlilerin işte yüksek irtifada uçan bir aracını, gözlem casus aracını görüntüledik falan. Bunları hep yayınlarlar. Bunlar haber olmaz. Pentagon bunu sürekli yapar ama. Amerikan Savunma Bakanlığı yayınlar. Bakın yakaladık, 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 yakaladık. Sonra bu yayınlandı. Bunların ne olduğunu anlamamışlar. Yani bu yayınlanan videolar. Bunlar hangi ülkeye ait? Nasıl bir araç? Ve de işte nasıl bu şekilde hareket ediyorlar? Bunları bulamam. Bulamadıklarından dolayı da bu hani UFO, hani kaynağı bilinmeyen uçan cisim olarak nitelendiler. Bu uzaylı demek değil. Evet. Yani ben bunu şu şekilde de, hatta hocalarımızla da konuştum. Hepsi de hocam bu nedir diye. Hatta Türkiye Uzay Ajansı'ndan hocalarımızla da konuştum. Dedim bu nedir? Ya işte büyük ihtimalle Çin veya Rusların bir casus aracı. Ha, niye bunu sadece Amerika'ya yayınlıyor? Amerika biraz daha böyle açık bir ülke. Mesela Ruslar da Amerikalılara ait böyle casus araçları görüyorlar. Çinliler de görüyorlar. Zaten Çinliler hiçbir şey yayınlamaz biliyorsunuz. Zaten korona nedeniyle Çin'in ne kadar kapalı bir toplum demeyeyim, onu da ne kadar kapalı bir rejim olduğunu herkes gördü. Adamlar koronadan ortalığın yıkıldığını ancak işte bir ay sonra artık kontrol edemeyince söylediler. Mecbur kaldıkları için söylediler. Yani neredeyse Türkiye'den daha az şeyleri var şu anda, vakaları var. Yani bu vaka sayısında çok çok daha fazla olduğunu biliyoruz Çin'de ama nereden haber alacaksın? İnternet bile. Google yasaklı orada ya. Her şey yasaklı. Facebook'a giremiyorsun. Olmuyor. Bunun gibi şeyler var. Yayınlamıyor. Amerika'da bunu yayınlayınca tabii yine olay oldu. Olay nasıl oldu? Hemen şunu dediler. Pentagon itiraf etti. Neyi? UFO'yu itiraf etti. İtiraf değil arkadaşlar. Bu hani sıradan rutin bir açıklama. Yani bu sürekli yapılır bu açıklamalar. Hani hiçbiri diğer görülenlere bakmıyorlar. Pentagon açıklamalarına bakın. Görürsünüz.
diğer o kaynağı belirlenen cisimleri işte uzay araçların neler oldu, hatta uyduları bile takip ediyorlar. Pentagon kendini de korumak ister. Pentagon dediğim hani savunma, Amerika savunma bakanı kendisini de korumak ister. Yani bu cisimlerin yörüngesini, hani yörüngesini derken hani yüksekliğini, hızını falan açıklamaz. Niye açıklasın ki? Hani şu hızla hareket ediyor derse bu sefer Rusya'nın eline oh bak nasıl kalmışlar böyle şeklinde bir argüman geçecek. Onlar, Ruslar memnun olacak veya Çinliler memnun olacaklar. İşte yüksekliğini söylerse vay işte Ruslar veya Çinliler bu kadar yükseklikte araç, uçan araç yapabiliyorlar. Zar zor görebildik falan. Bunlar olacak. Bunu da yapmamaya çalışıyorlar. Olabildiğince flu biçimde arkadaşlar bunları gördük biz. Bunlar da hani bilmiyoruz ne olduğunu şeklinde bir açıklama yapmak zorunda oldukları. Bizim Milli Savunma Bakanlığı'nın sitesine girerseniz sıklıkla yaptıkları ve nadiren haber olan şeyler vardı. Nadiren haber, o hani o durumun kritiğine bağlı olarak basında haber olur ama Savunma Bakanlığı sürekli açıklama yapar. Örneğin kaynağı bilinmeyen iki uçak F-16'larımız tarafından kovalandı veya işte kaynağı bilinmeyen, kimliği tespit edilemeyen iki hava aracı, bir hava aracı, beş hava aracı Pentagon bizim araçlarımız tarafından, hava araçlarımız, F-16'larımız tarafından, radarlarımız tarafından görüldü, uygun işte engelleme yapıldı, gönderildi gibi şeyler görüyorsunuz. Mesela kaynağı belirlemeyen der bizim Savunma Bakanlığı'nda. Bunlar nedir? Çok büyük ihtimalle Rusların şeylerini açmamış olan, kimlik belirteçlerini açmamış uçakları, Suriyelilerin uçakları işte ya da oradaki uluslararası koalisyon, özellikle bunlar güney sınırımızda oluyor, Suriye sınırında oluyor. Yine Amerika'nın veya işte başka ülkelerin, NATO'nun kimlik belirtmeden gizli operasyon yapan hava araçları benzeri şeyler oluyor. Ama bunlar UFO olarak nitelenmiyor. Yani şeyde bizimkilerde kimliği belirlemeyen araç yerine UFO deseler aynı haberler çıkacak. Evet. Ama Amerikalılar UFO diyorlar. Evet, evet. Bu, ya, konu biraz da bu gibi. Yani çok büyük ihtimal %99.99 zaten bunlar casus araçlar. Amerikalıların gözlemleri casus araçlar. Ya bu konuyu iyice UFO ve uzaylılara getirmek istemiyorum ama hep hala devam eden bir şey dikkatimi çektiği için hani paylaşmadan edemeyeceğim. Ne zaman hani bu konular açılsa ve hani işte bu görül tanımlanamayan uçan objeler aslında dünya dışı zeki yaşamın araçları olduğuna dair bir kanıt değil diye söylediğiniz zaman buna çok meraklı olan, çok inanan insanlar genelde hemen şey demeye başlıyor. Abi nasıl ya? Biz varsak niye başka yerde zeki yaşam olmasın? Şey sanki onlar gelmiyorlar ya da o UFO'lar uzaylı aracı değil dediğin zaman dünya dışı zeki yaşamın varlığını reddediyormuşsun gibi bir algı oluyor ya. Ve bu hala nasıl devam ediyor? Bu olmuyor. Hani onu kıramıyoruz. Biz hani benim için değil mesela kozmik abi 8 yıldır uğraşıyoruz. Yazılarımızda hani bu UFO fenomenlerini yazarken yazıların başına artık şunu eklemek zorunda kaldık. Bilim insanlarının, astronomların ortak görüşü evrende yaşamın yaygın olabileceği, zeki yaşamın da olabileceği, yaygın bile olabileceği yönündedir. Yani bilim insanları evrende yalnız olmadığımızı düşünüyor ve biz de böyle düşünüyoruz. Evrende yalnız değiliz. Bunu söylüyoruz. Ondan sonra konuya geçiyoruz. Ancak diyoruz. Bunlara rağmen dünyamızı ziyaret eden olası uzaylı varlıklara dair elimizde bir kanıt yok. Yani kanıt olmadığı için de biz şu anda hani uzaylı vardır diyemeyiz. Uzaylı derken uzaylı değil ya. Biz de uzaylıyız zaten. Dünya dışı varlıklar, zeki varlıklar vardır diyemeyiz. Abi kanıt yok. Kanıt yokken ne yapabiliriz? Yani bilim böyle öngörüyle işte ummakla inanmakla olmuyor, yapılmıyor. Kanıt olacak. Biz de kanıtı koyacağız. Ya yoksa bilim insanları 92 yılına kadar zaten bilim insanlarının tamamı yıldızların çevresinde başka gezegenler olabileceğini düşünüyordu. Zaten bilim kurgu filmlerinde de bunu sürekli görüyorduk. Ancak bilim insanları yıldızların çevresinde başka gezegen vardır demiyordu, diyemiyordu çünkü. Sorduğunda da bilmiyoruz diyorlardı. Yani olabilir, olmayabilir de. Yani bilmiyoruz ki, gözlemleyemedik. Biz o 90'lı yıllarda ilk öte gezegeni, başka bir yıldızın çevresinde dolanan ilk öte gezegeni bulduğumuzda artık oh rahatladı bilim insanları. Artık bunu diyebiliyorlar. Ama o 90'lı yıllara kadar beklemek zorunda kalındı. Şimdi de elimizde UFO ile ilgili kanıt yok. Kanıt olmadığı için de diyoruz ki abi bilmiyoruz, olabilir. Yani yüksek ihtimalle vardır ama
Hani biz görmedik ya. Yani evet. Görsek zaten ben şey diye bazı açıklarım, yani UFO gören, yani UFO dediğim yani gerçekten dünya dışı bir uzay aracı, uzaylı varlık veya yaşama ait kanıt gören herhangi bir bilim insanı, emin olun, benim örneğim şu şekilde, emin olun Tarkan konserine gidip Tarkan'ı yakından görmüş 17 yaşında bir kız çocuğu gibi çığlık çığlığa bunu anlatacak zaten. Evet evet. Ben bu arada de Tarkan hala ünlü mü bilmiyorum. Ya bizim zamanımızda ünlüydü. Şu anda gençler hangi şarkıcı için böyle yapıyorlar bilmiyorum ya. Ben hala Tarkan'da kaldım. Yaş 43 olunca. Aslında ben de şey diyecektim yani hani bununla ilgili ömrünü bilimsel çalışmaya adamış insanlar kesinlikle hani zaten bu böyle bir şey varsa zaten bunu görmek onlardan daha fazla isteyecek insan yoktur herhalde diyecektim. Sen zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri söyledin abi. Kesinlikle abi, düşünsene ben gerçekten bir UFO görüyorum. Yani UFO derken yine UFO tanımlamayan cisim görürsem böyle olmam. Gerçekten uzaylılara ait bir araç. Böyle dünya dışı varlığa ait bir araç görüyorum. Ha oho. Ben bildiğin şey hamamda şeyi kaldırma kuvvetini bulmuş Arşimet gibi elimde tas yalın ayak peştemalla falan koşarım ortalıkta. Gördüm lan, gördüm sonunda diye. Evet, bu arada SpaceX'e ben biraz geri döneceğim. Yani korona dolayısıyla birçok proje iptal oldu diyoruz ama SpaceX'in işleri herhalde dolu dizgin gidiyor. 27 Mayıs'ta insanlı görev başlayacak herhalde. İnsanlı görev gerçekleştirilecek, değil mi? Doğru söylüyorum. SpaceX aynen dediğin gibi böyle dolu dizgin devam ediyor hala. Hatta bugün ne? İşte Perşembe, Cuma arası şey bir tweet attı Elon Musk. Diyor ki ya bu sokağa çıkma yasağı, işte çalışmama falan görevde abi, bu faşizan bir tavırdır. Yani insanlar rahat bırakın artık çalışılsın diye. Kendisi şu an dolu dizgin çalışıyor. Zaten Elon Musk biraz da eleştiri alıyor biliyorsunuz. Hani insanları biraz çok çalışanların çok çalıştırmaktan veya bu tür konularda çok hırslı olmasına zaten şeyden Starlink'lerden dolayı zaten astronomlardan biraz tepki alıyor ama Elon Musk çalışıyor. Yani insanlı uzay görevini de yapmayı planlıyor. Bu planı da zaten geciktirecek gibi durmuyor bildiğim kadarıyla. Bunu yerine getirecek. Şimdi Elon Musk'ın Falcon 9 roketleri var. Falcon Heavy roketleri var. Bunlarla uzaya uydular ve de işte uluslararası uzay istasyonuna malzemeler gönderiyor sürekli. Bildiğim kadarıyla eğer yanılmıyorsam, hata yapmıyorsam şimdiye kadar uluslararası uzay istasyonuna 15 kere malzeme gönderdi Elon Musk. Elon Musk'ın bu aracı haricinde Japonların bir aracı var. Japonlar yine malzeme gönderiyorlar ama çoğunluk olarak Rusya'nın Soyuz kapsülleriyle bütün bu malzemeler gönderiliyor. Ve ciddi ciddi Amerika uzay mekiği programını iptal ettiğinden beri uzaya herhangi bir insan göndermedi. Çünkü elinde yok. Kendi 2011'den beri dahil, evet, 2011'den beri. Yok yok, evet doğru, 2011'den beri uzaya insan göndermedi kendi araçlarıyla. Bu Amerikalılar için büyük bir sıkıntı. Kendi NASA'nın programları var. NASA programlarıyla yeni bir araç geliştirmeye, kapsül geliştirmeye çalışıyorlar. Yeni bir roket geliştirmeye çalışıyorlar. Ama o döneme kadar her şeyi Rusların Soyuz kapsülüyle, işte Baykonur uzay üstünden fırlatılan Soyuz araçlarıyla yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar. Bunun tek istisnası Elon Musk'ın Falcon 9 roketiyle uzaya fırlattığı kapsüller. Uzay istasyonuna yemek, işte tıbbi malzeme veya işte bilimsel malzemeleri göndermeye devam ediyor. Ama tabii tek değil. Ruslar ve Japonlar da bunu yapıyorlar. Şimdi Elon Musk geçenlerde bir deneme yaptı. Bunun bir Dragon kapsülü var. Yeni geliştirdiği insanın taşıma için. Soyuz kapsüllerini oldukça belirleyen Roskosmos'dan yani Rusya Uzay Ajansı'ndan da destek alarak yaptığı bir kapsül var. Bu kapsülle geçenlerde insansız denemeler yaptı. Hatta bir tane denemesinde de işte içine hani insan koyamadıklarından dolayı da testler tamamlamadan insan koymak olmaz. Bu uzay araştırmaları arkadaşlar böyle biz yaptık hadi içine bir insan koyalım uçuralım diye olmuyor. İçine bir cansız manken koydular. Cansız mankenle gönderdiler. İşte 400 kilometre yukarıya kadar çıkardılar. Daha sonra geri döndü. Bu. Şimdi Elon Musk bu Mayıs ayının sonuna doğru bir insanlı deneme yapmayı planlıyor.
Yani içine gerçek bir yaşayan insan yerleşecek, bir pilotu olacak bunun ve bu pilotla bir uçuş, yörünge uçuşu gerçekleştirecek, sonra geri dönecek. Bu ilk insan denemesi olacak. Eğer bir aksilik, erteleme olmazsa ilk insan denemesi olacak. Elon Musk bu denemeyi yaptıktan sonra belki bir iki deneme daha yapacak bu şekilde insanlı. Ve daha sonrasında Temmuz ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na gerçekten birkaç astronotu, en az iki astronot diyebiliyorum, iki astronotu gönderip uzay istasyonuna kenetlenmeyi planlıyor. Bu önemli bir test Elon Musk için ve o hem Falcon roketleri hem de o Dragon kapsülü için çok önemli bir test. Bu test başarılı olursa, havaya uçmazsa, bir sıkıntı olmazsa Elon Musk herhalde ilk kez devletlerin uzaya insan gönderme o hegemonyasını yıkan özel şirket konumuna gelecek. Geçenlerde bir test daha yapmışlardı. Şimdi bu Dragon kapsülünün bir güvenlik önlemi var. Oldu ki fırlatılan Falcon roketi infilak etti, bozuldu veya düşüyor. Biliyorsunuz yani özellikle Challenger faciasından, hatta daha sonra Columbia faciasından insanlar bilirler. Bu araçların havada infilak etmesinde yani kurtulanın olmayışı sıkıntısını bilirler. Bu sıkıntıyı aşmak için bir kaçış sistemi eklediler. Yani rokette bir arıza çıktığında kapsül kendisini roketten ayıracak ve güvenli bir şekilde inecek. Bu sistem Rusların kullandığı Soyuz araçlarında var. Soyuz kapsüllerinde var. Geçtiğimiz aylarda iki Amerikalı bir Rus'un, iki Rus bir Amerikalı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldığı gerçek bir çalışmada Soyuz kapsülü, Soyuz roketi arızalandı. Arızayı görür görmez Soyuz kapsülü roketten ayrıldı. Kendi roketlerini ateşleri ana roketten ayrıldı ve çok güvenli bir şekilde yeryüzüne iniş yapmıştı. Bu mesela çok önemli. Ruslar o yüzden biraz daha güvenilir görülüyorlar insanlı uzay yolculuklarını. Çünkü insan hayatına biraz daha fazla önem veriyorlardı Amerika'dan. Örneğin şeyi biliyoruz, Challenger faciasında o patlama olduğunda yere düşene kadar o Challenger uzay aracının önündeki bölümde tüm astronotların hayatta olduklarını ve yere düşene kadar da hayatta kaldıklarını biliyoruz. Orada bir güvenlik önlemi yoktu. Şimdi bu güvenlik önlemini ilk olarak şey alıyor, Elon Musk alıyor. Bunun böyle bir kurtulma denemesini geçen yaptılar. Başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şimdi 27 Mayıs'ta zannedersem, hata yapmıyorsam, 27 Mayıs'ta ilk insanlı uçuş denemesini yapacak. Bu insanlı uçuş denemesi başarılı olursa 1-2 insanlı uçuş denemesi daha yapıp Temmuz ayından itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'na araç göndermeye başlayacak. Dragon kapsülünü göndermeye, astronot taşımaya başlayacak gibi duruyor. Tabii bu konuda yine yalnız olmayacak. Yine Rusların Soyuz araçları devamlı kullanmaya devam edecek. Ama Amerika yeterli görürse, Amerika Birleşik Devletleri ve NASA yeterli görürse Dragon kapsülünü, bundan sonra Amerikalı astronotlar Rusların Soyuz kapsülleri değil de Dragon kapsülü, Elon Musk'ın Dragon kapsülüyle en azından bir süreliğine gönderilecek. Çünkü bir süreliğine diyorum, Amerika NASA'nın, JPL'in zaten kendi bir kapsül, yeni bir kapsül üretim projesi var. Ha, eski kapsüller niye kullanılmıyor? Arkadaşlar eski kapsüller kullanılabilir, ancak şu var. Yeni teknolojileri adapte etmemişseniz onu, çünkü uzun süre adapte etmediler. Yeni teknolojileri adapte etmemişseniz riske girmeye gerek yok. Yani biz eski ay yolculuklarında kullandığımız kapsülleri, o mekanik, çoğu aksam mekanik olan kapsülleri alıp kullanalım derseniz olmuyor. Ruslar zaten bir uzay mekiği yapmadıklarından dolayı uzun yıllar boyunca bu Soyuz kapsüllerini sürekli geliştirdiler, sürekli geliştirdiler, devam ettiler o geliştirmeleri. Tek geliştirmedikleri yer içlerinde kullandıkları kameraları. Hala 4x çekim yapıyor. Hala çözünürlüğü düşük. Hani çok büyük ihtimalle onunla hiç ilgilenmiyorlar. Ya kamera sonuçta ne olacak yani? Astronotu net çeksek ne olur? Ya, pardon, astronotu yüksek çözünürlüğü çeksek ne olur? İşte DVD çözünürlüğünde çeksek ne olur diye düşünüyor olabilirler, bilmiyorum. Rusların böyle huyları var. Yani böyle. Elon Musk önemli bir iş yapıyor. Başarısı zaten... Yani başarısı hani yani, bir dönüm noktası sayılır mı bu? Yani özel girişimin... Dönüm noktası özel girişimciler için dönüm noktası olacak tabii ki. Bir özel girişim için dönüm noktası olacak. Çünkü bir özel girişim ilk kez devlet uzay ajanslarının sağladığı, elde ettiği ve koruduğu itibarı kazanmış olacak. Bu da diğer
özel girişimcileri motive edecek. Zaten Amerika'da bunun gibi çok sayıda var. Yani Sierra Nevada diye bir şirket var. Özellikle onu söyledim şimdi, Sierra Nevada'yı. Bunlar iki Türk'ün kurduğu şirket. Bunlar da güzel işler yapıyorlar. Tabii yine Jeff Bezos'un firması var. Virgin. Bunları yapan Virgin Galactic var. Bunun dışında bir iki firma daha var. Bunlar iyi çalışmalar, güzel çalışmalar yapıyorlar. Devletler de artık şeye, uzay çalışmalarına para ayırmaktan yorgun düşmüş durumdalar. Yani istemiyorlar. Yani gerçekten de istemiyorlar. Amerika da istemiyor. NASA'yı tamam bir şekilde yüksek bütçesiyle, yüksek derken Amerikan bütçesine göre çok düşük ama yüksek bütçesiyle hala ayakta tutmaya çalışıyor ama ya diyor artık özel şeyler girsin, firmalar girsin bu işin içerisine. Niye bunu istiyor? Amerika bir kapitalist ülke. Ya Amerika'da devletin yaptığı hiçbir şey yoktur. Amerika'da devlet televizyonu bile yok ya. Hiçbir zaman da olmadı. Yani bir de bunu istiyorlar. Yani, politik olarak da bir kazancı, siyaseten de bir kazanç getirmiyor herhalde. Değil mi? Sonuçta. Siyaseten, yani evet, artık şu anda uzay çalışmaları siyasi bir kazanç getirmiyor. Ama özel şirketlerin çalışmaları, yaptıkları şeyler Amerika'ya çok büyük siyasi ve ticari kazanç getiriyor. Yani örneğin Apple'ı ele alalım. Apple dünyanın en değerli şirketi konumunda şu anda. Bütçesi demeyelim, kasasındaki para birçok ülkenin yıllık bütçesinden daha fazla. Elinde müthiş bir güç. Amerika kendi şirketleriyle bu gücünü korumak istiyor veya hakimiyet kurmak istiyor. Çin de bunu yapıyor. Yurt dışında şirketler kuruyor. Kendi ülkesinde böyle bir şey olmuyor ama yurt dışında şirketler kurarak başka ülkelerde o hakimiyeti sağlamak istiyor. Rusya hala eski kafada devam ediyor. Onlardan cacık olmaz. Hala onlar Putin'in emriyle fırlatılan, Putin'in emriyle yapılan şeyler gibi devam edecek duruyor yani şu anda. Bu arada ülkelerin planlarından bahsetmişken şimdi aklıma geldi. Hani Çin, gerçi şu an bambaşka şeyler konuşuluyor sonuçta Çin'le alakalı ama genel anlamda son yıllardaki durumu baz alarak söylüyorum. Hani mesela Çin şu anda ISS'e giriş yetkisi yok. Ama kendi uzay programı var ve hani o da bir yere doğru... ISS'e giriş yetkisi yok. İstese olur. Çin ISS programına katılmak istemiyor. Katılmıyor. Kendi uzay programını yapmak istiyor. Kendi uzay istasyonunu kurmak istiyor. Hatta kendi uzay istasyonunu kurdu. Bu şu anda ikincisi mi, üçüncüsü mü? Bir tanesi hatta geçtiğimiz yıllarda yeryüzüne düştü görev süresi bittiği için. O da konuşulmuş nereye düşecek falan, sıkıntı olan. Neyse ki atmosfer tamamen yandı, planlandığı gibi yok oldu. Okyanus üzerinde. Kendi planlarına devam ediyor. Kendi ay araçlarını gönderiyor. Ay'a iki tane araç gönderdi. Şu an iki tane gezgin aracı var Ay'da. Ve hala çalışıyor bildiğim kadarıyla bir tanesi. Kendi astronotları, Taykonot deniyor. Astronot değil. Bunlar Taykonot. Rusya'nınki Kozmonot. Amerika'nınki ve diğer tüm dünyadakilerinki astronot. Türk olursa Gökmen denecekmiş. TDK'da Gökmen yazıyor bu arada. Türk astronota Gökmen diyecekler. O kendi çalışmalarına devam ediyor. Ay üzerine yoğunlaşmış durumda. Uluslararası kendi istasyonunu kurduktan sonra ikinci hedefi Ay'a insanlı yolculuk yapmak, yapabilmek. Bu da zaten şeyi, Amerika'yı tekrardan Ay konusunda bir heveslendirdi. Çünkü bu durumda hani işin içerisine siyasi güç giriyor. Amerika'nın 40 yıldan fazla zamandır Ay'a gitmemesinin sebebi artık yani zaten Rusya da çabalamıyor rakibi. Ki Amerika da çabalamıyor. O kadar büyük masrafa değmiyor. Şu anda Çin bunu deyince Amerika bir irkildi. Ya biz insanlı uzay programına tekrar başlayalım. Ay programına tekrar başlayalım. Artemis. Onun üzerine çalışmalar yürütülüyor. Evet, onun üzerine çalışmalar yürütüyorlar şu anda. Bir plan var. Ama Amerika şu an korkuyor. İnsanlı ay programından korkuyor. İstersen sebebini söyleyeyim bir cümleyle. Çünkü şu anda insanlı ay programında başarısız olursa Çin'e karşı büyük bir yenilgi almış olacak. Çünkü Çin insanlı uzay programını başarabilir. Geçtiğimiz yıllarda o ay yolculukları döneminde bu yoktu. Zaten internet yok. İnsanların hiçbir şeyden haberi yok ki. Devlet ne derse onu duyuyorlar. Gazeteler ne yazarsa onu duyuyorlar. Gazete okuyan kaç kişi vardı o zamanlar? Şu anda dünyanın öteki tarafında böyle kelebek uçsa şu an hepimizin haberi oluyor. Yani büyük başarısızlıkları örtbas etmek veya örtbas etmek demeyeyim ona. Örtbas edemezsiniz zaten büyük başarıları. Büyük başarıları
kılıfına, başarısızlıkları kılıfına uydurmak artık çok zorlaştı. Amerika biraz çekiniyor o yüzden şu anda. Abi son olarak ben biraz şeyi sormak istiyorum. Bugün ya da pardon dün akşam tamamlandı herhalde. Bu korona astronomi etkinliği. Hani biraz ondan bahsedebilir misin? Çok ilginç geldi bir yandan bana o da. Ya evet, o da aslında bana ilginç geldi. Neden ilginç geldi? Bu fikir benim değil. Kozmik Anafor'un yaptığı bir etkinlik ama fikir benden değil. Haşim Aktaş ve Ceren, soy ismini hatırlamıyorum, özür dilerim Ceren. Haşim Aktaş ve Ceren bana bundan 2 ay önce geldiler. Abi dediler, biz bir etkinlik yapmak istiyoruz. Hazır bu korona günleri başlamış. Zaten hepimiz evde oturuyoruz. Bir etkinlik yapalım. Zaten hani evden dışarı çıkamayan astronomi meraklıları da buna katılabilsinler. En azından hani kendilerini mutlu etsinler. Veya işte bir etkinlik yaparak yapıyor gibi görülmek istiyoruz. Güzel de olsun istiyoruz dediler. Fikirlerini anlattılar. Astronomi dediler. Sanatla harmanlayacağız biz abi. Dedim, nasıl sanatla harmanlayacaksınız? Abi astronomiyle ilgili resim, astronomiyle ilgili illüstrasyon, astronomiyle ilgili sanatsal herhangi bir çalışma, astronomiyle ilgili müzik, astronomiyle ilgili heykel, ne olursa olsun bunlar bize gelsinler ve bunların arasından biz seçim yapıp işte birincileri, ikincileri, üçüncüleri veya işte mansiyonları belirleyelim. Ama işte bu şeyler, yarışmacılar bize gelirken bunlar eser olsun, sanat eseri olsun. Yarın öbür gün yarışma bittiğinde, o zamanlar tabii yarışma yapabileceğimizi düşünmediğimiz için yarın öbür gün diyoruz. Yarın öbür gün yarışma bittiğinde biz bunları bir galeride sergileyebilelim. Bunlar korona günlerinde yapılmış astronomi çalışmaları. Bizim teşvikimizle yapılmış astronomi çalışmaları sergileyebilelim dediler. Biz bir yarışmayı başlattık. Başlangıçta şuydu olay. Türkiye'den bir de Kosova Astronomi Topluluğu katılmıştı Kosova'dan. Türkiye'den ve Kosova'dan iki şey yapalım. Ne? İşte Türkiye ve Balkanların en iyi astronomi sanat şeyi olsun, eseri olsun bu. Ya biz buna böyle başladık fakat iş çığırından çıktı. Balkanlar falan çoktan aşırı gidildi. İngiltere'den, Amerika'dan, Meksika'dan, geçen gün Şili'den her yerden o kadar fazla katılım var ki Rusya'dan, Hindistan'dan mesela inanılmaz katılım geldi. Düşündüğümüzün çok inanılmaz derken tabii 3-5 tane katılım var ama abi Hindistan'dan Türkiye'deki bir yarışmaya katılım geliyor. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Meksika'dan katılım gelebiliyor. Şili'den katılım geliyor. Amerika'dan zaten çok sayıda var. Almanya'dan, İtalya'dan falan. Her yerden geliyor katılım. Türkiye'den de var tabii ki. Yarışmacıların bildiğim kadarıyla, hatam yoksa 3'te 2'si Türk yarışmacı, 3'te 1'i de yabancı yarışmacı. Şimdi seçim dönemi başlayacak bizde. Hani bir küçük bir kurulumuz var. O kurul eserlerin niteliklerine göre ciddi bir seçim yapmaya çalışacak. Biz her kategoride birincilerimizi belirleyeceğiz. Zaten hani çoğu yarışma bittikten sonra çoğu insan bunu basında görecektir. Yani basın haberlerinde görebilirler. Gazetelerde veya işte haber sitelerinde görebilirler. O yayınlanacak. Çok güzel oldu. Katılım çok fazla. Tahminimizde çok fazla. Biz 15-22 kişi katılsa mutlu oluruz derken şu anda 100'ü aşmış durumda katılım var. Peki, bakalım seçimde çok zor olacak. Peki biz sonuçları hemen Kozmik Anafor'da görebilecek miyiz yoksa? Büyük ihtimalle seçim bittikten sonra şu anki planımız hani 5 Mayıs'a kadar duyurabilmek. Ama arada bir aksaklık olur. Ya bir şunun üzerine biraz daha bakalım dersek şu an 5 Mayıs gibi duruyor. 5 Mayıs'ta duyuru olacak gibi duruyor. Okey, süper. Onu da merakla bekliyoruz. Şaşırdım ya, biz beklemiyorduk. Biz daha öncesinde Kozmik Anafor 2,5 dakika ne bileyim diye bir üniversite desteğinde ve üniversiteyle beraber bir etkinlik yapmıştı. O da yine bu şekilde katılması kolay bir etkinlikti, yarışmaydı. Ciddi ödülleri vardı. Ama katılım bu kadar yoğun ve iyi olmamıştı. Yani aslında bütün şaşkınlığım da biraz o. Evet, güzel bir şaşkınlık ama inşallah hep bu tarz etkinliklere ilgi daha fazla olur. Bu arada son zamanlarda Kozmik Anafor artık YouTube'da da aktif. Onu da severek takip ediyoruz. Ya bazen beziyoruz. Aslında bir bezginlik geldi sonunda. Ya o kadar yaparız. Ya site inanılmaz okunuyor. Sitemizde okuma sayısı o kadar yüksek. Yani dün site 121 bin kişi okumuş. 121 bin okunma var sitede. Düşün, bir günlük. YouTube'da video çekiyoruz. Yine olmayan bir şeyleri çekelim diyoruz. Doğru bilgi verelim diyoruz. Abi bir bakıyoruz 400 görüntüleme, 450 görüntüleme, işte
bir haftanın sonunda o da. Bu biraz yılgınlık yaratıyor aslında, şey, benim için değil ama bizim YouTube ekibimiz için bir sıkıntı yaratıyor. Yani nasıl olur da Türkiye'nin en büyük astronomi platformu bu kadar büyük okunma sayısına sahipken sitesinde YouTube'u niye yerlerde sürünüyor diye bir sıkıntı var. Herkese kesinlikle tavsiye ederim. Ben de çok keyifle takip ediyorum. Benim soracaklarım bu kadar abi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Gayet güzel, keyifli bir aynen, sohbet çok oldu. Vallahi çok da mutlu oldum. Çok, evet. Çok keyifliydi. Bir de gül oynuyor. Nasıl geçtiğini de anlamadım. Su gibi gitti galiba konuşma. aynen. Ben de teşekkür ederim. Yani bu, ben teşekkür ederim. Yani bu fırsatı verdiğin için de. Eyvallah. Ben de bu bahaneyle konuşabildiğimiz için de ayrıca mutlu oldum. İnşallah uzun süredir bunda konuşamıyorsun. Aynen. Ha, bu arada şey ekleyeyim. Şu Star Trek yayınını yapalım yakında. Tamam. Onun da spoilerını verelim. Zafer abi de bayağı sağlam bir Trekkidir kendisi ama o da yeni Star Trek'lerden biraz şikayetçi. Onunla ilgili de bir yayın yapacağız yakın zamanda. Tamam. Çok teşekkürler abi katıldığın için. Evet, izlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.